Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Android tabletimize ve bilgisayarlarımıza nasıl WhatsApp kurabiliriz, buna bakacağız. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ı tabletlere kuramıyoruz. Play Store'da WhatsApp indirmeye çalıştığımız zaman karşımıza şöyle bir uyarı geliyor: cihazınız bu sürümle uyumlu değil diye. Tabii ki de bunu aşmanın bir yolu var. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Bizde Chrome yüklü olduğu için Chrome'u açıyorum. WhatsApp.com'a giriyoruz. Burada şimdi indirin seçeneği var. Şimdi indirini eğer seçersek bizi tekrar markete yönlendirecek ve yine aynı sorunla karşılaşacağız. O yüzden şöyle yapmamız lazım. Seçeneklere geliyoruz. Masaüstü sitesi iste diyoruz. Yani bizi normal bilgisayarımızda açmışız gibi bir sayfaya yönlendiriyor. Burada indir seçeneği var. İndire geliyoruz. Daha sonra buradan Android için sitemizden indirin seçeneğini seçiyoruz. Ve Download Now'a tıkladığımız zaman Android APK'sı tabletimize inmeye başlıyor. Android'in kendi sitesinden indirdiğimiz APK'nın indirimi tamamlandı. Bunu kurmadan önce tabletinizde şu ayarı yapmış olmanız lazım. Ayarlara geliyoruz. Genel ayarlara geliyoruz. Tabii bu her tablette değişiyor. Burada güvenlik seçeneği var. Güvenlik seçeneğinde bilinmeyen kaynaklara bir tık koymamız lazım. Bu da şu anlama geliyor. Zaten altında yazıyor: Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama kurulmasına izin ver. Biz şu an Play Store'dan bir şey kurmuyoruz. Yani bizim uygulama kurmamıza izin verecek. Şöyle çıkalım. İndirdiğimiz APK'ya tıklıyoruz ve standart uygulama kurulumuna başlıyoruz. WhatsApp'ın tablet için olan bölümünde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu bilgisayar için de geçerli. Eğer telefonunuzda WhatsApp kuruluysa ve tablette de kullanacağım diyorsanız birinden fedakarlık etmeniz lazım. İkisini de aynı anda kullanamıyorsunuz. Ama önemli değil. Kolay bir şekilde tablete ve telefona geçiş yapabiliyorsunuz. Sadece telefonunuza gelen ufak bir onay kodunu girmeniz lazım, o kadar. Uygulamamız yüklendi, açalım. Şimdi uygulama yüklendiği zaman bildiğimiz standart WhatsApp ekranıyla karşılaşıyoruz. Şöyle uyarı geliyor: not, tabletler şu anda desteklemiyor diye. Biz bunu iplemeden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi telefon numarası bölümü geliyor. Ben buraları hızlıca geçiyorum şimdi. Telefon numaramızı yazdıktan sonra WhatsApp ismimizi girmemizi istiyor. Onu da ekliyoruz ve sağ üstte bulunan ileri düğmesine basıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi WhatsApp tablete kurulmuş durumda arkadaşlar. Eğer bir kişi eklemek istiyorsak şurada seçenekler var. Buna bastığınız zaman kişiler diyoruz. Burada şimdi bir kişiyi gösterdi. Yeni bir kişi eklemek istiyorsak şurada bulunan artı düğmesine basıyoruz. Burada karşımıza isim, cep telefonu vesaire gibi bilgiler geliyor. Bunları da ekledikten sonra o kişiyi WhatsApp rehberimize eklemiş oluyoruz. Tablet için olan kısım bu şekilde. Şimdi bilgisayara bakalım. Bilgisayar için olan bölümde yapmanız gereken çok basit. BlueStacks isimli uygulamayı indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Biz bunu daha önce incelemiştik. İnceleme videolarımızda bulabilirsiniz. Daha sonra zaten bu normal bir Android cihaz gibi çalışıyor uygulama bilgisayarın içinde. Burada normal markete geliyoruz ve WhatsApp'ı indiriyoruz. Open dediğimiz zaman Agree and Continue diyoruz. Burada yine aynı işlemleri yapıyoruz. Buraları hızlıca geçiyorum ben. Ülkemizi seçiyoruz önce. Numarayı yazdıktan sonra siz şu an ekranı tabi biraz bulanık görüyorsunuz. Burada numaralar olduğu için ben mecburen burayı bulanıklaştırdım. İki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Birisi SMS yolla, birisi de ara. Bunlar size bir tane kod söylüyorlar. O kodu girdiğimiz zaman WhatsApp'ımız bilgisayarımızda aktif olmuş oluyor. Biz ara diyelim. Şimdi telefon çalacak. Açalım. Burada da profil ismimizi girmemiz lazım. Buraya kendi isminizi yazıyorsunuz. Next dediğimiz zaman WhatsApp'ımız bilgisayarda kullanılmak üzere hazırlanma aşamasına geliyor. WhatsApp kullanmaya hazır oldu. Direkt telefonumuzdaki kişiler zaten otomatik olarak bilgisayar versiyonuna geliyor. Burada Contacts'a bastığımız zaman telefon listem direkt karşıma çıkıyor. Şimdi bir deneme yapalım şöyle. Yollayayım yazıyı. Yolladık. Gördüğünüz gibi tek 2 ve şimdi gördüğü zaman mavi olacak. Gördüğünüz gibi maviye dönüştü. Gördüğünüz gibi karşı tarafta typing yazıyor. Bilgisayarımızdan rahat bir şekilde WhatsApp üzerinden mesajlaşabiliyoruz. Bilgisayarda ve Android tabletlerde WhatsApp kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.